Geçen hafta maliye politikası ee, ve Türkiye'nin kamu maliyesindeki cumhuriyetin başından beri meydana gelen e, ana noktalar, ana kırılma noktalarından bahsettik. E, bu hafta da para politikasından bahsedeceğiz. Bunları birbirini tamamlayan makro politikalar olması yönüyle arka arkaya almamızda yarar var. Haftaya da e, dış ticaret ilişkilerini uluslararası ilişkileri belirtiriz nasip olursa. Şimdi önce para politikası ile ilgili bir e, e, genel tanım ne yapacağız burada e, neden söz edeceğiz e, ve kaba bir para teorisi çerçevesi sunalım istiyorum. Şöyle ki hmm, Para ne nedir sorusun cevabı aslında hep sorulan bir merak edilen bir şey. Parayı tanımlayamıyoruz. Para sadece fonksiyonlarına, özelliklerine, yaptığı işlere bakarak parayı ifade ediyoruz. Ve para nedir sorusun cevabı en klasik, en ve en fazla muteber olan cevabı para yerine geçen her şeydir olur. Evet. Ee, bize teşekkür ediyoruz şimdi e, para yerine geçen her şey paradır parayı neyle ölçeriz fonksiyonlar ile önce değer ölçüsü olma fonksiyonuyla e, işlemlere iktisadi işlemlere aracılık yapması ödeme aracı olması yönüyle bir de e, değer saklaması tasarruf aracı olması, değer biriktirme ölçü olması, iktisadi faaliyetlerin ölçü birimi olması işlevi. Mesela son dönemde meşhur Keynes'in 3 saiki vardı. Para talebi saiki. Hangisi burada daha etkilidir? İşlem mi, ihtiyat mı, spekülasyon mu son dönemin? Son dönemde para talebini belirleyen ana unsur nedir? Ee, ana saik hangisidir? İhtiyattır. Değil mi? Bravo. Neden ihtiyattır? Çünkü muamele saiki düştü gittikçe. İnsanlar belirsizlik dönemlerinde e, geleceğe ilişkin kaygılar yüzünden para talep ederler. E, muamele için e, saikiyle para talebi azaldı. Spekülasyon zaten e, bütün borsa faaliyetlerine e, baktığınız zaman bu e, böyle bir sahikle para talebinin veya değerli kağıtlara ilişkin talep talepte de önemli bir artış gözlenmiyor. Evet. Durgut ve Taşdelen'e teşekkürler. Şimdi bölünebilirlik gibi, dayanıklılık gibi, taşınma, kolay taşınma gibi bu biliyorsunuz mal para türünde biraz daha zorluk taşıyan bir şeydi, standart olması gibi, her yerde aynı olması gibi ve genel olarak kabul edilmesi gibi bazı özelliklerine bakarak paranın e, genel çerçevesini anlamaya e, çalışıyoruz. Para politikasına gelince, para politikası da yaptığı işlere ba bağlı olarak. E, ortaya çıkan sonuçları açısından ele alması gereken bir politika. Maliye politikasının dışında. Ana amaç burada TCMB Gov terendi. Hemen sağ üst köşesinde yer alan şey oydu. Neydi? TCMB'nin asıl görevi Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak demek ki fiyat istikrarı bütün makro değişkenlerin belirlenmesi bakımından ve dalgalanmaları, spekülasyonları önleme bakımından fiyat istikrarı çok belirleyici bir unsur. iç ve dış fiyatlar arasındaki dengeyi sağlama bakımından, yani ödemeler bilançosu dengesini sağlama bakımından de önemlidir. Bu da bir para politikası amacı olarak karşımıza çıkar. iç ve dış fiyat farklılıklarının örneğin ihracat ve ithalat yönü, ithalatı etkileme özelliği vardır. İçeride dışarıya göre daha fazla fiyat artışı varsa ithal mallar lehinde gelişir e, talep. E, dolayısıyla ödemeler bilançosu açık verme ihtimali belirir. Tam istihdam bir üretim hedefi. Üretim faktörlerinin tam istihdamı işsizlikle mücadele. Bu da bir amaçtır. Fakat para politikasının asıl amacı, birinci il amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Buna döviz de girer. Yani yabancı paraların istikrarda girer, faiz de girer, faiz oranlarında girer, e, enflasyonlar da girer, değişik enflasyonun ölçümlerde girer. Finansal piyasalar hakeza e, bu e, simitin dünyasında bir Great well dediğimiz bir büyük çark işlevi gören bir şeydir. Yani ekonomi, dünya ekonomisini büyük bir çark olarak görürken bu çarkın kolayca işlemesini ve dönmesini sağlayan e, içine çarkların arasına konan yağ olarak bakıyor bu finansal piyasalara finansal sisteme eğer bu finansal sistem yeterince e, buraya yağ aktarım mekanizmasına sahipse e, sistem işleyebiliyor aşırı aktarım söz konusu olduğu zaman e, yanma ya da yanma ya da birinci görevi fiyat istikrarı her zaman öyledir ben de bunu belirttim zaten. Aşırı aşırı yağ şırınga etmek şeyi enflasyonist bir ortama neden olur. İstikrarsızlıktır. Yağın az dozda şırınga edilmesi de aşırı gürültülü çalışmasına yavaşlamasına neden olur. Durgunluktur. Ya da deflasyon dediğimiz durumdur. Şimdi mesela şu anda mevcut olan tablo daha ziyade durgunluk lehinde gösteriyor. Demek ki ikisini birlikte şir... Yani o zaman ne yapıyoruz? Yağ vermek istiyoruz. Piyasalara sunulan paralar trilyonlarca dolar yeni paranın teşvik mekanizmasının gündeme getirmesinin sebebi bu. Yani para reel sektördeki üretim, yatırım, istihdam oluşturan reel sektörün faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde veya bunu finansal piyasaların ar aracılığıyla reel sektöre ulaştırılmasında asıl bir unsurdur. ve bu istikrar istikrarın ana unsurdur. Büyüme zaten genel makro bir amaçtır. Bu makro amacı sürdürmek ister ekonomiler. Evet, bunlar amaç ise bir de ne olacak? Araç olacak, değil mi? Araçlarımız ana araçlarımız. Merkez Bankası'nın kullandığı bütün politikalar son dönemde 2010'ların itibarıyla yenileri de yani Mesela 2006-2007'den soruları çözmüştük. Depo işlemlerinden falan bahsediyordu. şey Merkez Bankası faaliyetleri olarak. Bunun farklı türevlerini sektör kitabınızda 1980'den günümüze para ve maliye politikaları diye son bölüm 15. bölüm, özet. 15. bölüm içerisinde bir özeti var. Oraya da bakabilirsiniz yine. Şimdi geleneksel olarak 80'lerden bu yana Türkiye örneğinden e, ağırlık olarak çıkıyoruz. Açık piyasa işlemleriyle e, piyasadan tahvil bono alması, menkul kıymet alması, satması işlemleri. Açık piyasa işlemi işlemleri. Merkez Bankası para arzını değiştirmek istiyor. Rezerv opsiyon mekanizmaları mesela son dönemde değil mi Halil İbrahim? Son dönemde kullanılan e, yöntemlerden bir tanesi. E, burada repo, ters repo, geleneksel şeyler, geleneksel araçlar. E, bu alım-satım, kesin alım, kesin satım şeklinde olabilir. Ya da geri alım, geri, geri satım vaadiyle yapılan e, satımlar. Var. Bunlar repo ya da ters repo adı veriliyor. Merkez Bankası açık piyasa işlemleriyle para arzını veya para tabanını belirlemeye çalışıyor. Artırmaya da azaltmaya çalışıyor. Kesin alım satım dediğimiz şey bu piyasada likidite sıkışıklığının sıkışıklığı söz konusu olduğu zaman Merkez Bankası'nın kesin alım satım yaparak piyasaya müdahale etmesi anlıyoruz. Repo ve test repo meselesi de açık piyasa işlemleri yapma etkili bankaların menkul değerlerin ilerideki tarihlerde belli bir fiyattan geri alma taahhüdüyle belli bir süre alınması anlaşılıyor. Ee, ve bu da e, tersinden olursa e, yine tarih belli olmak şartıyla menkul kıymet satın alması söz konusu satması da ters repo e, satın alması repo satması da ters repo olarak değerlendiriliyor. Bunlar para politikasının çokça bilinen e, araçlarını oluşturuyor. Reskont politikalarını geleneksel olarak yine biliriz. Nakit ihtiyacı olduğu zaman bankaların bankası olması yönüyle Merkez Bankası'nın bankaların nakit ihtiyacı olduklarında Merkez Bankası'ndan borç alabilmeleri durumu, reskont kredileri bunu belirliyor. Ya da üzerinde reskont, ikinci iskontu demek. r ikinci tekrar ikinci demek. Yeniden demek daha doğrusu. Ve buna bu faiz oranına da reskont faizi deniyor ve Merkez Bankası'nda vadeli senetlerin kırdırılması söz konusu. Oran yüksekse anlaşılır ki Merkez Bankası bu para arzını düşürmek istiyordur piyasada. Oran düşürürse bu reskont oranlarının faiz oranlarını bu sefer para arzının artırılması söz konusu olacak, olacaktır deriz para arzı artışını sınırlandırma veya artırma, genişletme, daraltma amacı. burada kağıtları vererek, elindeki kağıtları vererek bankaların likiditeyi bunlar alıp karşında para verip likiditeyi düzenlemek ister Merkez Bankası ve reskont faizin faizin değiştirerek de piyasa faiz oranında değişiklik yapmak ister. Son e, borç verme merci olması merkez bankasının bu işlemleri rahatlıkla yapmasına neden olur. E, başka yeni bir yine şey yöntem kısa vadeli faiz haddi ve koridor sistemi. Burada kısa vadeli faiz oranı e, vadesi bir gece ya da haftalık işlemlerde geçerli faiz oranı anlamında kullanılıyor. Merkez Bankası'nın faiz koridoru dediğimiz yaklaşımı ise ya da politika aracı ise gecelik bankalardan borçlanabileceği, merkez bankasının ya da bankalara borç verebileceği faiz düzeyleri arasında kalan alandır. Yani bir aralıkta aralığı işaretler, koridoru işaretler. Bütün merkez bankalar borç veren, borç alma fark arasındaki farkı eee Merkez Bankası faaliyetlerini faaliyet bünyesinde faaliyet yürüten Para Politikası Kurulu. Düzenli olarak bunları belirler. Faiz koridoru belirlenir. Gecelik borç verme, haftalık repo faizi vesaire. Bütün bunlar belirlenir. Ve bu aralıkta bankaların dikkate aldığı bir mevduat e, ve kredi faizi e, söz konusudur. Maliyet kalemleri böylece yeniden bankacılık sisteminde hesaplanır. Yani öyle harala gürele çalışan bir sistemden bahsetmiyoruz. Faiz kontrollerin ise e, mevduatta kredi için uygulanan faiz oranlarındaki sınırlamalardır. Limit koymak mesela, farklı vadeler için farklı faizler uygulamak, teşvik uygulamak bazen. Eskiden e, merkez bankasının e, şey, bazı banka, devlet bankaları, Ziraat bankası mesela çiftçi şey çiftçilere halk bankasının esnafa verdiği destekler ya da e, daha yakın dönemde 80'lerden itibaren ihracatçılara ekstra düşük krediler vermeleri vesaire gibi e, bütün bunlar e, e, faiz kontrollerini içeriyor idi Önceliğe bağlı olarak içeriyor bunlar da görev zarar oluşturuyordu negatif faiz oluyordu çoğunlukla kredi tavanı dediğimiz şey bu da gerekli görüldüğünde bankalara kredi verilebilecek bir üst limit. E, faiz kontrollerinde daha çok alt limit e, söz konusu gerçi her ikisi de söz konusu. Kredi tavanı bunlarda birbirine benziyor. Tavan ve taban açısından. Temel amaç burada mevduat sahiplerine güven vermektir. E, ve e, banka bir taraftan da bankaların batmasını engellemektir. Yani Banka bizatihi çok şey olsa da matah bir iş olmasa da sistemin mevcut sistemin yürümesine devam ettirilmesine aracılık sağlaması yönüyle hayati bir fonksiyona sahip görünüyor modern sistemde. Gecelik likitte desteği, geç likitte penceresi tanımına bakalım. Burada da e, Merkez Bankası'nın bankalara teminat karşılığı gecelik mevduat vermesi ya da alması. Buna likitte desteği deniyor ve gün sonunda ödemek koşuluyla Merkez Bankası'ndan yani borçlandığı zaman gün içi likitte olan gün içi likitte olana deniyor buna. Bankaların Merkez Bankası'ndan bono, tahvil, döviz, altın gibi varlıklara sahip olmak şartıyla borçlanabilmesi söz konusu olduğu olduğunda buna da meşhur bir tabirdir. Geç likidite penceresi adı veriliyor. Bunlar biraz Batı dillerinden çevrildiği için isimleri çok çok Türkçe değil. Türkçemsi değil daha doğrusu. Tahvil bono alma zorunluluğu. Başka bir araç. Merkez Bankası banka dışı aracılara belli bir tahvil satın alma. Bankalara ve banka dışı araçlara, aracılara, kurumlara böyle zorunluluk getirebilir. Sigortalar, BES vesaire gibi kurumlar olabilir bunlar. Ve kamu kesimi dolaylı bir şekilde böyle finanse edilir. Ve çoğunlukla devlet hükümet borçlanmasının önemli bir kısmı da bu vesileyle olur. Çünkü bankalarla Merkez Bankası göbek bağı içerisinde çalışır. Döviz alım satımları piyasaya girmesi, ban şeyin Merkez Bankası'nın alım satım yapabilmesi durumuna verilen genel isimdir. Evet. Finansal aracıların portföylerin düzenlenmesi burada da e, fon akışı sağlamak için büyümeye katkı e, sağlayan sektörlere fon akışı sağlamak için yapılan düzenlemeler ya da fat katkılardan söz edebiliriz. Sistemimiz biraz yavaş gidiyor. Neyse, e, ikna yoluyla alınacak önlemler beklentiler etkilemesi bakımından gerekli durumlarda önlemler açıklıyor. Bir de selektif krediler dediğimiz geçmişte sınavlarda çıkmış olan bir soruydu bu da. E, belli önceliğe göre kredi kaynaklarının dağıtması hikayesi. Kaynak kullanılırken sanayi kesimine veya bazen tarım kesimine veya ihracata dönük sanayinin stratejinin ilgilendiği, izlendiği dönemlerde bunlara öncelik verilmesi selektif ad üzerinde seçici kredi kontrol dediğimiz kontrol. O zaman bütün bunlar kabaca ana hatlarıyla ne yapıyor bize? Para politikasının yani piyasadaki para arzının artırıp azaltılmasında etkili olabilecek modern enstrümanlar araçlarının genel içeriğini sürüyor. Şimdi biraz daha böyle bir 500-600 yıl geriye gidelim. Osmanlı dönemine itibaren para politikası nasıl uygulanmış? Paralar üzerindeki genel gidişat nasıl seyretmiş? Onun üzerinde duralım. Şimdi birinci buradaki ilk dönemi 1500'lerden 1500'lerden 1600'lere yaklaşık 16. 15. yüzyılın son çeyreğine kadar geçen dönem diyelim. Gümüşe dayalı istikrar yılları birinci dönem. İkinci dönemi bu 15. yüzyılın 3. çeyreğinden 16. yüzyılın sonuna kadar bir yüzyıla yaklaşan dönem. Güçlü ve çoklu para sistemi dönemi diyoruz. Üçüncü döneme parasal istikrarsızlıklar ve taşişler, paranın değer kaybı dönemi. Bu da 16. yüzyıla yakın bir dönemden 17. yüzyıla yaklaşırken devam eden dönem. Dördüncü döneme nispi istikrar, taşişlerden vazgeçme. 19. yüzyılın ortalarına kadar devam ediyor. Bir önceki dönemden itibaren başlayıp ve 18. 19. yüzyılda boşlanma daha yasal hale gelmesi, daha olağan hale gelmesi, bankacılık sisteminin kapitalizm gelişmesine bağlı olarak finansal kapitalizm kurumlarının oluşmaya başlaması ve para politikalarının şekillendiği dönem diyebiliriz. 5 dönem. Birinci dönem monometalist istikrarlı sistem diyoruz. Mono dediğimiz tek bir madeni paraya dayalı sistemdir. Mono adı üzerinde. Orhan Bey zamanında bastırılan ilk sikke bozuk para ihtiyacı söz konusu olduğu zaman da mangırlar kullanılıyor. Bakırlardan mangırlar kullanılıyor. Ve 15. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı sikkeleri gümüş akçe ve bakır mangırlardan ibarettir diyebiliriz. Piyasada cari para. Ee, Tecdili sikke isimli bir para politikası uygulanıyor. Yani yenilenmesi demek yenileme, taşiş etme bağlamında içerisindeki gümüş oranıyla zaman içerisinde oynama bağlamında gerçekleşiyor. 1500 lira yaklaştığı zaman böyle birinci dönem tek metal sistemine bağlı olarak ana ana arzı bunların oluşacak şekilde şekilleniyor. İkinci dönemi 1500'lerden 1600'lere yaklaşan bir metalin B olunca biliyorsunuz iki demek bu sefer çift metal e, sistemi e, 1479'da ilk altın bastırılıyor. E, Fatih'in arasına geçiş yaptık. İlk altın para 15. yüzyılın son çeyreğine doğru. buna e, sultani diyoruz yani akçeler dediğimiz şey genellikle akçe denen şey gümüş olarak bilinir sikke dediğimiz şey de altın olarak bilinir genel kabulde ve 1600'lere yaklaşırken ilk büyük taş iş dediğimiz paranın değerinin e, içindeki değerini yitirilmesine kadar yitirildiğinin birazdan e, oransal büyüklüklerini vereceğim taşış içerisindeki değerli altın, değerli maden miktarının azaltılması demektir. Diğer şeyler daha üzümsüz veya bol bulunan madenler içerisinde oranı artıyor. Sonra 16. yüzyılın ilk çeyreğinde altın, gümüş ve bakır. Bu sefer trimetalizm. Ne oldu şimdi? Monometalizm, bimetalizm ve trimetalizm. Üçlü metal sisteminde de altın, gümüş ve bakır. Bakır yine bozuk cinsinden mangar olarak kullanılıyor. Altın sikkeleri kim kullanıyor? Daha çok ticaretle erbabı ve bürokratlar, kalantorlar kullanıyor. Gümüş de galiba vatandaşlar kullanıyor. Bozuk para ne lazım olduğu zaman da bakır mangırlar devreye sokuluyor. Fatih'in altın parası bu 1450-1481 arasında bayağı bir iktidarda kalmış yani. 30 yıl gibi bir şey Tabii ki kanuni kadar kalamamış ama yine de fena değil kanun 46 yıl paşalar gibi e, iktidarını devam ettirmiş 1600'lere yaklaşırken 17. yüzyılın sonlarına kadar devam ediyor 3. dönem başlıyor burada parasal istikrarsızlık var biraz da böyle durgunluk dönemi diyebileceğimiz genişlemeden sonraki dönemdir bu Taşişler görülmeye başlanıyor. Gümüşün ağırlığı değişiyor. Gümüş akçe değer kaybetmeye başlıyor. Ama altın vaziyeti sürdürüyor. Altın para. ve Yeteri kadar üretilemiyor. Gümüş akçe değer kaybedince bakır üretilemediği için para ikamesi başlıyor. Böylece darphanelerin sayısında düşüş var. Taşiş kısa vadeli mali bunalımı ortadan kaldırmak için. Yani genişleme durunca mali bunun ortadan kaldırmak için içerisindeki miktarı e, düşürüyor. Mesela şöyle bakıyoruz 1430'dan 1705'e kadar 100 dirhemden e, baş 1430'da 260 tane dirhem üret, e, para üretilirken e, 1900'e kadar çıkıyor bu. Yani bu aslında bir çeşit enflasyon ama uzunca bir dönem. Yani nereden baksak bir e, 300 yıl kadar bir dönem diyebiliriz. İçerisinde gram miktarı da 1.1 .1 gramdan 0.16'ya kadar, 1 18'den 0.16'ya kadar düşüyor. Akçenin ağırlığı ve içerisinde taşış böyle oluyor yani içerisinde. E, parasallaşma gibi bir şey diyebiliriz buna. O dönemde. Dördüncü döneme gelince e, milli paraya dönüş daha istikrarlı. Karlofça'dan sonra gerileme dönemi başlasa da bir parasal istikrar sağlanıyor. Enflasyon yükseliyor. Hız, kalpazanlık artıyor. Ve ikinci Ahmet 1690'larda mangarı tedavülden kaldırıyor. Bakır parayı. Ve Zolta, Sülüs denen gümüş paralar, Tuğralı, Zincirli, Fındık denen altın paralar dönemi başlıyor. Bu tip simler yakın dönemdeki bazı paralar da biliyorsun hala varlığını sürdürüyor isimler. Ee, 19. yüzyılın ortalarında el yazması işte kaime bunlar. Şimdi kullanılan adını kullandığı kayme dediğimiz şey Kaime başlıyor. Yani e, parayı altın parayı ikame eden kağıt demektir bunun adı. İlk kağıt para. Ve 1844'te çift metal, metal sistemine dönüş var. Ama istikrar söz konusu değil ve yavaş yavaş bir parasal otorite boşluğu ortaya çıkıyor. Bu sanayi devrimi yaratmış olduğu boşluktan ve tedirginlikten kaynaklanan bir durum. Bu Osmanlı'ya fazla yaramıyor. Boşlanma dönemi var. Kriz başlıyor nitekim son dönemde. Mali sistem krize giriyor. Boşlanma başlıyor. Hazine finansman ihtiyacı 18. yüzyıldan itibaren iyice belirginleşiyor. dış borçlar finansman açıkları olunca taşiş başlıyor. Paranın değeri azaltılmaya başlıyor. Ee, ve e, 16. yüzyıldan beri e, sarraflardan genelde iş borçlanma var. Yani içerideki sarraflar Galata bankerlerden Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler bunlar bu finans işlerinde mahir olan adamlar. Müslüman ahali bunlarla pek ilgilenmiyor. Uzunca bir süre. Bunlardan borç alınıyor. Ee, sonra yavaş yavaş tanzimattan sonra artık gavura gavur denmeyeceği ilan edildiği dönemlerden itibaren de e, para politikaları daha dini ilkelerde, ilkelerden bağımsız hareket etmeye başlıyor. Ve e, Avrupa gibi hareket ediyor. Para, bankacılık, faiz daha rahat borçlanma. Faizle borçlanma devlet için başta olmak üzere. Tabii özel sektör falan yok. Devlet borçlanıyor çoğunlukla. Daha kolay hale gelmeye başlıyor. Mali sistem bu dönemde yavaş yavaş 20. yüzyıla doğru gelirken Birinci Dünya Savaşı'na doğru Tevhidi Meskukat Kanunu yürürlüğe giriyor. Burada eski sikkeleri tedavülden kaldırma, 1 altın lirayı 100 kuruşa, gümüş kuruşa eşitleme gibi ve devletin ödemelerinde gümüş barının kullanılmasına tavan belirleme gibi para politikası uygulamalar görüyoruz e, gümüşle yapılan ödemelerde değişik kur değerleri ortaya çıkan iptal ediliyor e, ve e, sistemin topal ayağı gümüş paranın tamamen devreden çıkıp altın üzerinden tanınması altın standartı bir çeşit dönüş bir Dünya savaşı süresince kağıt para uygulanıyor ve savaştan sonra da altın standartına geçiş var. Tabi bunda da çok geçer, çok devam edemiyor, edilemiyor çünkü arkasından e, büyük buhran geliyor. Cumhuriyet kurulunca Cumhuriyet Osmanlı'dan miras et, miras aldığı yapı, her şeyin mirası aldığı gibi para politikalarının parasal altyapı, finansal altyapıyı da miras alıyor. Kağıt paralarla faaliyete geçiyor. Yani Osmanlı döneminde basılan kağıt paralar varlığını sürdürüyor. Ee, i̇lk yıllarda para arzını artırmamaya çalışıyor. Çünkü yani savaş döneminde ister istemez parasallaşma çok fazla ee, ve Osmanlı bankası bankası para basma imtiyazını sürdürüyor. Bunu tarihsel e, gelişim derslerinde hatırlarsınız ee, ve e, para-maliye politikalarının nasıl olacağına ilişkin genellikle daha ele güne muhtaç olmadan istikrarı sağlayacak, denkliği sağlayacak şekilde olacağına dair bir kısım usullerde İzmir İktisat Kongresi çerçevesinde belirleniyor. Zaten Cumhuriyet'in iktisat felsefesini özetleyen gelişme İzmir İktisat Kongresi biliyorsunuz. Mesela burada Atatürk diyor ki, Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerini koruyacağız piyasalarda itibar kazandıracağız ve açıkları kapatacağız. Dış borçları da kolaylıkla ödeyeceğiz. Yani siyasi misakın yanında iktisadi misak konusuna vurgu yapıyor Türk para politikasının önemini Vurgularken ifade ederken. Atatürk döneminin 23'ten 38'e kadar devam eden dönemin e, aslında bir parasal istikrar ve mali istikrar. Geçen hafta mali istikrarın olduğundan söz ettik. Parasal istikrarın da devam ettiğini söyleyebiliriz burada. Yani 160 milyonluk emisyon 190'a çıkıyor %50. Buna rağmen e, yani yerli para oldukça değerli para. Sterlin eşdeğeri olan kuruş e, 1923'teki e, düzeyinin altına iniyor neredeyse büyüme oranında oldukça yüksek olan bu dönemde e, parasal istikrarın oldukça e, iyi ısrarla devam ettirildiğini ve sürdürüldüğünü görüyoruz. Bir böyle e, miras yedi havası içerisinde harvurup harman harman savurma e, söz konusu değil. Emisyon hacminin artışı ılımlı. Kredi hacmi 50'den 200'e çıkmış. Yani 4 kat kredi hacmi var. Reel büyüme de oldukça yüksek. Yani 8'ler civarında ortalama da 6'lar civarında bir büyümeyi gösteriyor. 6-7 civarında yıllık enflasyonda çok manuel düzeyde yok gibi bir şey diyebiliriz. Enflasyonist etki görülmüyor. Yani parasallaşma olmayınca enflasyon etkilerden de bahsetmemiz genellikle mümkün görünmüyor. İlk madeni para 1924'te, 1937'de ise latin harflerle banknotlar giriyor tedavüle. 1930 önemli bir gelişmeye Merkez Bankası'nın kurulmasına emisyon yetkisinin eline almasına neden oluyor. Ve yine bu dönemde 1990'lara kadar devam edecek olan TPKK yani Türk Parası'nı kurma kanunu ilan ediliyor. Döviz üzerinde devlet kontrolü artıyor. Bu aynı zamanda buhranın başladığı dönem 1930'larda kura istikrar sağlamak ve e, dünya buhranının meydana getirdiği e, dalgalanmaları önlemek için fiyat istikrarını korumak gibi amaçları var. Mesela hemen 1929'dan itibaren e, gümrük vergilerinin %50'ye kadar e, yükseltilmesinin arkasında yatan neden e, bu istikrarı sağlamaya yöneliktir. İç ve dış dengeyi sağlamaya yöneliktir. 38'den sonra savaş başlıyor. Ne savaşı? İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı ee, yine birinci gibi emisyona başvurulduğu bir dönem devletin ilginç bir şekilde bu dönemde bol bol altın istifleniyor altın stokları müthiş artış gösteriyor ama para basıyor basılıyor sürekli kağıt para basılıyor para değersizleşiyor talep enflasyonunu önlenemiyor enflasyonist dönem başlıyor merkez bankası kredileri önde artış var ve devlet harcamaları finanse edilmek için yapılıyor bu 1946'da ilk 7 Eylül 1946'da Cumhuriyet'in ilk devalüasyonu var. Yani kur büyük ölçüde oraya kadar devam ediyor. Büyük bir dış açık vermemiş olsaydı hükümet belki devalüasyonda gerekli görülmeyebilirdi. 38-45'te para miktarının gördüğünüz gibi 100'den 457'ye çıktığını söyleyebiliriz. Endeks değeri olarak yani yüzde 450 burada artış var. Aynı şekilde benzer şekilde birebir diyebiliriz. Benzer şekilde toptan eşya fiyatlarının da yüzden 444'e yükseldiğini görüyoruz. Yani ne kadar para basıyorsanız o kadar enflasyona maruz kalıyorsunuz diye bir sonuç çıkarabiliriz buradan. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. TL'nin değerine bakacak olursak altın karşısında değer kaybı var. Yani %300'lük bir değer kaybı var. Burada altın girişi çok fazla. Ülkeye savaş yıllarında ha, bu da ilginç bir tablo. Merkez Bankası kredileri 38'den 45'e kadar hızla artıyor. Kredi taban geliştir, geliş, genişlemesi. Daha daha az özel piyasaya ama daha ziyade hazine kefaletindeki bonolara yapılan krediler, 3 imzalı krediler. Hızlı artış var burada. Demokrat Parti dönemine gelince, 1950-60 dönemine gelirsek, burada da artık bu önceki dönemin sıkı para politikaları veya TPKK'nın öngördüğü şekilde, paranın değerini korumaya yönelik politikadan vazgeçiliyor. O dinamik dışa dışa açık ilk dönemdir. ilk, ilk politika denemesi dönemidir. Dinamik e, para görüşü e, burada kullanılıyor. Fiyat istikrarı amacı tam istihdam ile birleştiriliyor. E, kamu harcamaları burada belirgin e, ve bütçe genişleyici para politikaları seçilmeye başlanıyor. Bu e, bu hem yabancı raportörlerin raporlarına bağlı hem de içerideki büyüme stratejisini, kalkınma stratejisinin hedefi yeni dönemin yani gerekleri oluyor. Genişletici politikalar alt gidiyor. Satın alma gücü ım, yaygınlaştırılmak isteniyor. Yani geniş kitlelerin değil gelen Demokrat Parti'nin böyle bir popülist tavrı başlıyor. 1950'lerde reskont oranları Düşürülüyor yani parasallaşmanın ölçülerinin bir tanesi bu ve e, krediler artırıyor, para arzında artış meydana geliyor özel sektörde başlangıçta ikinci dönemde de daha çok kamu lehinde parasallaşmanın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Krediler 50-54 arasında özel kesim ağırlıklı. Özel kesim azalırken kamu kesiminin destekleri artıyor. Kamu kesimine dağıtılan merkez banka, özel kesime dağıtılan merkez bankası krediler artarken kamuya dağıtılan merkez bankası kredilerinde azalma söz konusu. Ee, yine 50-53 arasında yüzden 150'ye çıkıyor para arzı, M1 para arzına artı vadesiz mevduatlar. M2 ile beraber 186 çok fazla bir vadeli bir şey görünmüyor orada. Milli hasıla %40 artarken bunu artan bunu aşan bir oranda ne görüyoruz? Ee, parasallaşma görüyoruz. Ee, fiyatlarında yüzden 110'a yükseldiğini toptan eşya indeksi bağlamında tüfe bağlamında yüzden 110'a yükseldiğini görmekteyiz. 50-53 döneminde. M1, M2, M3 evet bu 50 ve 53 arasındaki milli hasıla ve yıllık fiyat artışlarını gösteriyor. 54 ikinci döneme gelince para politikası üretimi değil fiyatları daha çok artırıcı. Toplam talebi artırma yönüyle ortaya çıktığı için enflasyonla mücadele başlıyor bu sefer. Hem enflasyonla mücadele hem de e, ekonominin e, istikrarsız bir gelişim çizgisi göstermesine karşı biraz devletçiliğe savrulma başlıyor burada. Fiyat kontrolleriyle e, reskont oranını yükselterek para arzını daraltmak için kredi banka kredilerini dondurarak yine ve itaat karşılık oranlarını artırarak e, yeni dönemde e, fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılıyor 54-60 döneminde ikinci ikinci dönemi diyebiliriz yani 54'te 57'de 3 sefer seçim oluyor 1960'da seçim olamıyor. Para arzı, milli hasıla ve e, fiyatlar bağlamında 54-60 arasında e, M1'deki artış milli hasılada fiyatlarda gözleniyor bu e, ve e, ortalama büyüme hızı e, kötü değil ama fiyatların çift haneli rakamlara doğru evrildiğini söyleyebiliriz. E, bu özellikle 54'ten sonra meydana gelen bir e, vaziyet. Merkez Bankası dağılımlar tersine geliyor bu sefer. Kamu kesiminin ağırlıkları ağırlığı artmaya başlarken toplam krediler içerisinde özel kesim 31'den 18'e, kamu 68'den 82 e, 79'a çıkıyor. Buradan da yeni kitlelerin kurulması için finansman ihtiyacının ortaya çıkmaya başladığını gibi bir sonuç çıkarabiliriz. 60-80 dönemini biliyorsunuz bu planlar dönemidir. Nispi fiyat istikrarı içinde gelişmeyi sağlamak için enflasyona kredi enflasyona sebep olmayacak kredi mekanizmasından ve Merkez Bankası kredilerini kullanımını önleyecek yeni yatırım bankalarının artırılacağı ilişkin birinci plan hedefleri var. İkinci planda fiyat istikrarının devam etmesi amaçlanıyor. Para kredi kurulu oluşturulmaya çalışılıyor. Kredilerin etkin dağılımı, özel kesimin özendirilmesi gibi politikalar var. Üçüncü dönemde e, emisyon hacmi kısılmaya çalışılıyor. Bu petrol krizine denk gelen sıkıntılı dönem. E, hazine açıkları Merkez Bankası'ndan e, finansmanına devam ediliyor. Tabii. Bu önemli sorunlardan birisidir. Birisidir iştikamın ortaya çıkmasını. 1980 öncesinde kaba hatlarla kurumsallaşmış bir mali sistemin olmadığı ve e, kambiyo kısıtlamalarının var olduğu e, kredi ve mevduat reel faiz oranlarının genellikle negatif olduğu ve e, tercihli kredilerin uygulandığı bir dönem etkinsiz, verimsiz bir finansal sistem diyebiliriz. 80 itibaren bunu piyasa koşullarına göre uyarlamaya çalışıyor hükümet ve 24 Ocak 1980 tamamen yapısal bir değişim dönemi. Bu dönemin para politikalarını 82'deki SP, sermaye piyasası kurulu, 84'te döviz işlemlerine izin verilmesi ve 24 Ocak 80 sonrası ana ana kırılma noktaları oluşturuyor. Enflasyonist ortam 70'lerden itibaren başlayan ortam 2002'ye kadar sürüyor. Bunun hızını kesmek için müdah müdahaleler var. 80'lerin başında devalüasyon yapılıyor. Döviz piyasasında kontroller kaldırılıyor. 1990'ların itibaren açıklar başlıyor. Bu açıklar iç açıklar, dış açıklar birleşince gelirler artmaya, gelirler azalmaya, giderler artmaya başlayın. E, 5 Nisan kararlar yürürlüğe giriyor. Nakit e, açığın finansmanı sorunu 5 Nisan'da devalüasyon vergi oran oranları, vergi oranlarındaki artış, bankaların kurları serbest bırakma bırakması e, Tekel ürünlerine zam ve akaryakıt vergileriyle ilgili düzenlemeler gibi e, tek tedbirler var ama bu işe yaramıyor. 99-2000 sonrası mali problem, e, mali kriz. 2002'de güçlü, güçlü ekonomi geçiş programıyla başlı yapısal değişimler, mali disiplin, bankacılık sektöründe disipline edilmesi. 2000 yılında güçlü ekonomi geçiş programının başarısı olmasından yani, yani döviz kuru hedeflemesi dediğimiz bu program enflasyona mücadele programı da denir buna. Döviz çıpasının esas alındığı bir dönem. Bu battıktan sonra Şubat kriziyle yeni bir dönem başlıyor. 2001-2005 arasında örtük enflasyon, 2006'dan sonra da nasıl ne var? E, açık enflasyon e, hedeflemesi söz konusu. Ve e, 2005'te TL'den 6 sıfır atılıyor. Yeni kuruşlar, yeni Türk liraları. 2009'da da artık normal TL ve Kuruş devam ediyor. 2008 2009da e, krizle it, krize itibaren e, Türkiye enflasyon hedefleri, enflasyon hedeflerinin üzerinde gerçekleşiyor ve e, makro riskleri dikkate alan para politikası yeni yeni şeyler. Faiz koridoru mesela burada 2010'da bu konuda etkili bir unsur oluyor. Hedef, enflasyon hedeflemesi 2006'dan 19'a kadar e, uzun erimli bir dönemde çoğunlukla 2010'la itibaren e, hede gerçekleşme hedeflerin üzerinde çıkıyor ve 2016'dan sonra hızla yükselen bir e, bir açıklık 17 18 ve 19 3'ün itibariyle itibariyle bu da sapmaları gösteriyor açıklık makas gittikçe artmaya başlıyor son döneme gelecek olursak uzunca bir süre para politikasının enflasyon hedeflemesine uygun bağlı olarak şekillendiriyor. Ee, enflasyon hedefiyle yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon arasındaki fark yani hedeften sapma para politikasının başarılı olmadığını gösteriyor bize. Ee, 2002-2005 arasında böyle bir başarı var. 2009'daki küresel krizde de başarı söz konusu. Bunun dışında diğer yıllarda ciddi bir başarısızlık yaşanıyor. Özellikle bu sapmaların yani 2010'dan sonraki sapmaların belirginleştiği dönem, şurada 2016'dan e, itibaren başlayan dönem, biliyorsunuz önemli ölçüde bir e, kamu maliyesinin ya da genel olarak hükümet politikalarının kimyasının değişme süre, değişme trendine ya da e, başkalaşma trendine yeni bir arayış trendine girdiği dönemi ifade ediyor. Daha çok e, İyi bir okuma için de ilgili bölümümüze müracaat etmenizde yarar var. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sağ olun, var olun.